Dursun Hanım, beni duyuyorsunuzdur şu anda. Sizden bir ricam var. Öncelikle sakin olun lütfen. Hani öyle tansiyonunuzun yükselmesine falan hiç gerek yok. Ben sizin sakin sakin cevap vermenizi istiyorum. Bütün bu iddialar cevapsız kalmasın diye canlı yayına bağlıyorum. Tek tek konuşursanız, tek tek konuşursanız rahat anlaşılırsınız. Öbür türlü anlaşılmıyor, bir de üzülüyorsun, geriliyorsun. Lütfen rica ediyorum. Tek tek cevap verelim. Her şeyden önce beni duyabiliyor musun şu anda? Geçmiş olsun diyorum dünle ilgili. Alo. Dursun Sağ ol canım, teşekkür ederim. Dursun Hanımcığım, bir de bir şey daha rica edeceğim bir anne olarak senden. 4 evladın var. Evet, eşin kayıp, acılısın ama ne olur başkalarına da ah etmeden anlat, olur mu? Ama onlar benim konuştuğum yerde onlar atlamaz. Yok, yok. Geleceksin buraya, konuşacaksın o zaman, gel. Bayılmadan, ayılmadan. Seni suçlayan Mehmet, yok. Mehmet atlama, seni ben suçlayan senden yok. Muhatap olmuyorum. Seni suçlayan yok. Ay ne olursun ol. Seni suçlayan yok. Ben konuşmuyorum bak, Mehmet bak, öyle konuşuyorsa. Senin çocuk, ya dün senin yaptığın ortada. Ben bir ince hanımdan muhatap oluyorum. Bak. Mehmet bak, sakin ol. Dursun yenge, Dursun Hanım, bir şey diyeceğim sana. Ben suçlayan ince hanımdan yok. Muhatap oluyorum. Suçlayan bak, konuşmam yok. O zaman. İnce hanım senin gibi bile muhatap. Ya biliyorum olmaz. Mehmet, senle kimse muhatap olmaz Mehmet, ya. Mehmet rica ediyorum. Ama bak cevap benim, vermeyeceksem kalkmak verecek, istiyorum verecek, yayından. Hayır verecek. Ben vermeyeceksem. Çünkü onunla ben konuştum. Ben sana söz hakkı vereceğim bu ya. Kadar, oğlum ben seninle inanıyorum muhatap bu kadar insanı Mehmet, bir kişi dinleyemez Mehmet, ya. Mehmet rica ederim. Mehmet bir saniye. Bir saniye. Dursun Hanımcığım bir saniye lütfen. Mehmet bak genç bir insansın ve dayının hanımı. O dayı hayatta mı değil mi bilmiyorum. Tabii ki etmiyorsun ama sakin ol sadece. Ben sana da söz hakkı vereceğim. Lütfen. Bu ben arada bir şey demiyorum. Mehmet'e de bir şey demiyorum. Ben İnce Hanım'dan muhatap İnce Hanım, tamam. Ben de taraflara bir şeyi hatırlatmak buyurun. İstiyorum. Yani ben kötü burada demiyorum. Konu birbirinizle olan çekişmeniz değil. Dayınız, sizin de eşiniz kayıp. Nerede olduğu belli değil. Ölümü sağlamı belli değil. Yani burada bir kayıkçı kavgası değil. Seni suçlamıyorum diyemedim kadına ya. Sonuca yönelik dayınızı nasıl bulabiliriz? Bir izin ver ben söyleyeyim onu. Dursun Hanım. Kaldı ki zaten eşin kaybolduğu süreçte senin evine ilk gelip giden hep Mehmet olmuş. Olumlu olsun çözülsün diye uğraşmış. Burada da seni suçlamıyor. Sadece Hüseyin Bey hayatta mı değil mi başına bir şey ben kötü geldi, demiyorum. Mehmet beni suçluyor demiyorum. Tamam. Ben diyorum İnce Hanım, İnce Hanım'dan konuşum. Tamam. Konuşum da yanlış varsa gene kendi de söylesin. Ben o benim kötü demiyorum. Bak o da görümceğimin oğludur. Tamam. Ne güzel. Onun için yani. Onun da dayısıdır. Benim de eşimdir. Tabii ki. Ha işte böyle. Ben ikinize kim de söz hakkı desin, vereceğim. O da benim eşimdir. Tamam. İkinize de söz hakkı vereceğim. Evet ben ona ama kötü ben demiyorum. Seni başlamadan yine buraya davet ediyorum. Buradan oraya zor konuşuyoruz. Yarın gel burada misafirim ol rahat konuşalım diye. Dursun Hanım şimdi. Ben okul için gelemiyorum İnce Hanım. Oğlumun okulu var. İradesizim bak gördün. Onu çözeriz biz. Sen buraya gel rahat rahat konuş. Buradan oraya cidden zor oluyor. Dursun Hanım, eve gelip giden oğlunun arkadaşları varmış senin. Ve çok sık gelirlermiş eve. Hatta efendim? Evde yatıya kalırlarmış. Yakup'un arkadaşları varmış, genç çocuklar. Hayır, yatıya kalmazlar İnce Hanım. O kırmızı taksiyle geliyor dedi. Oğlan benim oğlumun küçüklüğünden belli arkadaşı. Peki bunda... Resmi de vardır. Bak oğlum Resul'un arkadaşıdır o. O çocuk benim okula. Oğlumu o götürdü. Şeye askere o götürdü bak şeye. Peki ne kadar sık gelip gider eve? Boş ver şimdi. Ne kadar sık gelip gider eve? Sık arkadaşlar gelmiyor bak. Sık gelmiyor. Ben arıyorum çocuğu. Acı oğlum gel bizi şu hastaneye let diyorum. Benim yeri geliyor durumumda 50 kağıt verecek ticari taksiye param olmuyor. Tutuyorum sen... 20 kağıt veriyorum. Hiç vermiyorum. Çocuk bizi getiriyor götürüyor Allah için. Sen bir yere kendileri de geleni gideni vardır. Şimdi kendilere ben kalkayım da. Bir olay oldu deyin. Bu misafirleri, arkadaşları genlere kötülük mü düşünüyor senin diyelim. Onlarla ilgili bir şüphen var mı o çocuklarla ilgili? Güveniyor musun onlara çok? Hayır şüphem yok. Olsa ben zaten eşimin İnce Hanım bulunmasını istiyorum. Her kişi acısıyla ne diyeceğini bilmiyor. Desinler. Hepsi de benim başımın tacıdır. Yenge beni evet dinliyor. Desinler. Hayır, o meydana çıkacak. Neredeyse ölüyse de, diriyse İnşallah de. İnşallah geri çıkacak. Tamam. Sence eşin hayatta mı? Bilmiyorum. Keşke hayatta ola. İnşallah hayatta olursa ben dirayet ederim. Onların da ciğeri yanıyor. Bak benim de 4 tane çocuğum kaldı ortada. Valla çocukların konuşması. Benim de 4 tane çocuğum kaldı. Allah için söyleyin.
Çocuklarla ilgili az önce sonra bir şey söyleyeceğim. O bandın o kısmını hazırlayabilirse arkadaşlarımdan rica ediyorum. Orada çok dikkatimi çeken bir şey var dün çünkü. Onu sormadan geçmeyeceğim. Mehmet bir şey söyleyecek. Bir dinle sakince. Evet Mehmet. Dinliyor musun yenge beni? Konuş konuş dinliyorum. Tamam dinliyorum ama sadece Mehmet konuşsun. Filiz tamam. Araya girdi mi ben kapatırım ince. Tamam, ama tamam, dur da tamam. Yayını ben idare edeyim. Ya biz saniye. Normal halde evet. O beni sevmez ben de onu sevmem bak. Ya. Niye sevmesin yenge? Evet söyle. Bak Dursun yenge dinle. Ben senin yanına geldiğimde... Hayır yenge. Her bak, Mehmet, bak seni çok seviyorum. Heh, dinle. İster dinle. İsterken hakkımda yengesin ne deseydi. Dinle, dinle, dinle. Yanımda Filiz, tamam. Küçük Filiz'den senin değerin büyüktür. Tamam, tamam tamam bak bir dinle. Tamam dinliyorum yenge. Heh. Senin yanına geldim. Dedim ki sen ister ol ister olma. Dayım ister çıksın ister çıkmasın. Yani çıkmasın umut ediyoruz. Ama senin kuzenim çocuk, için dedim. Senin çocukların benim dedi. Kuzenim dedim. Senin kızın dedim, benim de namusum evet. Kuzenim dedim, doğru mu? Dedim değil mi bunu? Evet. Şimdi senden bir ricam. Doğru yengesi, şimdi ben bak senden... doğru değil demiyorum. Doğru cevaba doğru veriyorum. Senden bir ricam var bak şimdi. Biraz önce dedin ya, bazı yerlere gitme ulaşımda sıkıntı çekiyorum dedin. Biz ailelerim, bütün ailem adına konuşuyorum. Tüm amcaları adına çocuklarının. Sen bir evet. Yere gitmek istediğinde, neresi olursa olsun... Biz seni gitmek istediğin yere götüreceğiz. Yakup, Resul arkadaşları da gelsinler, beni bulsunlar. Onlarla gidip oturabileceğimiz yerde, parkta, kahvehanede, kafede oturalım. Olur mu? Bundan sonra eve bu kadar sık gelmesinler. Olur yengesi. Gelsinler, parkta falan oturalım, tamam mı? Hiç kimse de senin iffetine, namusuna laf tamam. Getirecek bir mahalliyete yer vermeyelim, ya tamam mı? Şöyle de bir yanlış tamam anlamaya mı? Da yol açmayalım Mehmet. İnsanlar evlerine bildikleri insanları alırlar, misafir ederler. Lütfen hepsinin arkasından ama senin sıklık, kafanda belli ki bir şüphe var. Sıklıkla olursa, belli sıklıkla mahal oluşturmayalım. O beni anladı. Umarım siz ama de anlamışsınızdır. Oluşmuş bir mahal var mı? Yani mesela yani şimdi ne kadar güvenebilirizden geliyorum. Devamlı yatıya kalan birisinden bahsediyorsunuz ve burada bizim şimdi, kafamızdaki şüphe acaba kalmıyor diyor ama. Acaba Hüseyin bir şeye şahit oldu da etki tepki meselesi mi oluştu? Böyle bir şüphe de yani, gelmiyor değil aklımıza. Ani gelişen bir kavga arbede sırasında ters bir yerine şey. Darbe olur veya düşer kafasını vurup ölebilir ve sonra Dursun da ne Hanım. Yapacağız diye yok edebilirler. Dursun Hanım. Efendim canım. Şimdi... Efendim İnce Hanım. Acaba Hüseyin Bey bir şeye mi şahit oldu bu çocuklarla ilgili diyor uzmanlarımız. Öyle bir şey oldu mu? Aralarında bir tartışma kavga oldu nasıl mu? Nasıl şahit oldu? Hüseyin Bey'le eşinle eve anlamadım. Gelen misafirler arasında bir tartışma oldu mu hiç daha önce? Hayır. Hepsi de Hüseyin'i severdi. Hüseyin abiden daha el... Peki. Hüseyin'i kimseye zararlıyorduk ona İnce Hanım. Ondan şüphe Hüseyin'i kimseye zararlıyordu. Peki şimdi bayram hayır geçti. Canım. Ve bayramda ablasına ziyarete giderken kayboldu senin eşin. Senin çocukların babalarıyla bayramlaştın mı bu bayramda? Evet. Evet. Gelmedi. Biz de gidemedik. Kayınbabam beni koymaz diyerek gitmedim. Nasıl? Çocukların babalarını görmedin mi bayramda? Gitmedim. Biz bayramlaşmadık. Yalan söylemeyin. Gitseydin ne olurdu? Gitseydin ne olurdu? Ben kayınbabamın korkusundan gitmedim. Bana dedim kakal bir fırça kaydırır dedim. Benimle tartışmıştı ya. Aramızda da kırgınlık peki, vardı telefon kayınbabamla. Telefon açtınız mı? Telefonda Hüseyin'le benim aramda bir sorun yoktur. Olamaz da. Telefonda konuştunuz mu? Telefon açtınız mı peki? Hayır konuşmadık. Çocuklar aradın babalarını bayramda? Yok aramadı. Biz aradı diyeyim ben şimdi yalan söylemem. Ben gelir diyerek ne aradık ne de ben peki, gittim bak. Hüseyin Bey evden ayrıldıktan sonra... Senin çocukların babalarını hiç gördü mü? Görmedi. Bak ben İnce Hanım ne zaman gördüm biliyor musun Gülüm? Ne zaman? Hüseyin'i ben ne zaman gördüm biliyor musun? Ne zaman? İnce Hanım. Duyuyoruz. Ne zaman gördün? Hüseyin'i Gürce ablam, kayınbabam. Hüseyin ev için gelmişlerdi. Bayramdan bir iki hafta önce miydi? İki hafta mı vardı? Bir hafta mı? Bak onu tam onu bilmiyorum. Üçü bir geldi. Üçü bir de birer bardak çay içti, kalktılar gittiler. Ondan peki. Sonra da gördüysem peki. İnce Hanım ister inan ister inanmayanı tamam. Bak inanın, askerde inanın. Oğlumu hıyını görmeyin. Ben ondan deme sonra şey. Hüseyin'i gördüysem. Deme böyle şeyler demene. Çocuklar babalarını en son ne zaman gördü? İşte en son şeyde gördü diyorum. Tamam Gürce ablam giline geldiğinde. Allah aşkına en küçüğü bayramdan önce gördük biz Hüseyin'i. En küçüğü 12 yaşında, en büyüğü de 22 yaşında. 23 yaşında 4 evlat ve babalarını aylardır görmediler mi, aramadılar mı hiç?
Babaları bizim yanımıza önce gelirdi, yeni gittiğinde gelirdi. Evet. O şeyde ev için geldi, evde ben kayınbabamla anlaşamam diyerek kayınbabama vermedim.